Zikrin hakikati nedir? Zikir yapmak neden önemlidir? Önce zikri çok yanlış anlıyoruz. Tabii ki zikir çok önemli. Yani Allah'ın kul olabilmenin zevki zikir. Ama zikrin asıl tarifi kendi nefsini Allah için yenmek demek. En çok çekmemiz gereken zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah'ın manasında bir kere la var. La yok demek. Zikir çekmek, nefisle mücadele etmek demektir. Mutasavvıf yazar Cemal Nur Sargut ve Kerim Güç'le birlikteyiz. Bu bölümde zikir konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Zikir nedir diye sormak isterim. Zikrin hakikati nedir? Zikir yapmak neden önemlidir? Önce zikri çok yanlış anlıyoruz. Tabii ki zikir çok önemli. Yani Allah'ın kul olabilmenin zevki zikir. Yani sevdiğini anmak. İnsan birine aşık oldu mu ondan başkasının gözü görmediği için. Hani Feridettin Attar diyor ki, ay çıktı dediler Züleyha'ya, Yusuf mu geldi dedi. İşte biraz bugün sararmışsın, Yusuf'un başı ağrıyor galiba dedi. Ne desen Yusuf dedi. Onun için Allah'ı anmak, sevgiliyi anmak çok önemlidir. Ama zikrin asıl tarifi kendi nefsini Allah için yenmek demek. Yoksa yani sadece oturup belli kelimeleri çekmek değil. Hocam Kenan Fay onları gramofon da çok güzel yapıyor. Ama mesele o isimleri çekerken o ismi anlayabiliyor musun? Hal edebiliyor musun? Mesela en çok çekmemiz gereken zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah'ın manasında bir kere la var. La yok demek. Yani Allah'ı ateist olarak kabul edenleri de, o da bir kabul çünkü. Onlara da bir la ilahe illallah'ın içinde yeri var. La kelimesi yok diyenlerin yeri. Ondan sonra ilah edinme devremiz geliyor. İşte evlatlarımızı ilah ediniyoruz, eşlerimizi, kendimizi. Aman hasta olmayalım, aman şu olmasın, aman bu olmasın. Ondan sonra hepsinin boş olduğunu anladığımız bir anda la ilah ediyoruz. İlah milah yokmuş. İşte o zaman mutasavvıflar diyorlar ki illa Allah'ı Allah söyler diyor. Gördün mü illa Allah der diyorlar. Onun için bu bakış açısıyla zikir çekmek yani nefisle mücadele etmek demektir. Yoksa nefsini yenmeden bütün gün zikir çekmenin bir faydası olmaz. Tabii ki zikir, Allah'ın adını anmak, Allah'la irtibat. Zaten ibadetin gayesi o. Allah'ın her an huzurunda olmak. Huzurun sebebi de o. Siz hep huzurda öyle yaşamaz. Evet. Onun için huzur huzurda olmaktır kesinlikle, dersiniz. Kesinlikle. O yüzden de çektiğimiz Allah'ın isimlerinin hakikatine ermeyi Allah bize nasip etsin. İdrak edebilmeyi nasip etsin. Ben burada size şunu sormak isterim hocam. Aslında bunu hem zikir için hem şükür için sormak isterim. İnsanın kendi içinden Allah'a çok şükür demesiyle çok kısık sesli de olsa Allah'ım sana çok şükür demesi arasında bir fark var mı? Yani çünkü kelimelerin manevi anlamda da çok kudreti var. Bunu biliyoruz. Çok güzel söyledin. İşte zikir de o öyle. Yani hem dışarıdan söyleyince sana enerji veriyor. Hı hı. Hem asıl niyetin neyse o ortaya çıkıyor. Şükürde de niyetin hakiki şükürse kendini hatırlatmanda fayda var. Yani çok şükür, çok şükür dediğin zaman pozitif enerji doğuyor. Dille başlıyor. Çok güzel bir sözü var Hazreti Mevlana'nın. Ben diyor müritlerimi kulaklarından döllerim diyor. Yani dilin çok büyük önemi var bu konuşmaların, söylemlerin. Mesela birisini methedersen o artık sana hiç hatalı gözükmemeye başlar. Ben bunu çok yaparım. Kendime methederim. Ki onu çok seveyim, herkesi seveyim diye. Yani dışarıdaki adamın önemi yok. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Birine de zemmedersen, kötülersen, öfkelenirsen kendine zarar veriyorsun. Onun haberi bile olmuyor çoğunlukla. Böyle baktığın zaman işte sevgiliyi anmak o şu çağrıyı yapıyor.
Ne olur benimle ol. Şükür de aynı çağrıyı yapıyor. Ve bugün bir dostuma başsağlığı dilemek için telefon açmıştım. Hocamın bir sözünü söyledim. Gerçek zeka halinden memnun olma sanatıdır derdi hocam. Halinden memnun olmak o kadar önemli ki. Yani şimdi kızlar bana soruyorlar. Hocam sizin kulağınız çok iyi duymuyor. Onun için yukarıdaki inşaatı duymuyorsunuz. Dedim ama gözünüz iyi görüyor. Gözüm de her zaman iyi görmüyor dedim. Hafif bulanık. Ben bunun ikisinden de çok memnunum. Gerçekten memnunum. Yani mükemmeliyetçi olmaktan uzak olmak lazım. Hiçbir şey mükemmel değil ve her şey her an bozulabiliyor. Olabildiği kadarına şükretmek. O kadar güzel bir yaşam getiriyor ki insana. Huzur ve cennet. Evet. Mesele orada. Evet. Bu dediğimiz zaten aslında hem bereketin hem de rızanın, razı olmanın değil evet. mi? Anahtarı. Yani halinden evet. memnun olma, evet. elindekiyle yetinme. Ama bu böyle kötü bir hisle, kötücül hislerle yetinmek değil. Hayır. Memnun olarak. Hakikaten memnun olarak. Bu bana olarak. Yeterli diyerek. Evet. Yani şunu denemelerini ben dinleyicilerimize rica ederim. Mesela hiçbir meşreple tam anlaşamaz. Sen evde annenle, babanla, çocuğunla, eşinle hiçbir meşrep anlaşamaz. Hatta Kur'an da söylüyor. Kızdığın huyların da olabilir eşinin. Ama ola ki güzel taraflarını düşün. O zaman bütün gün ne şeker değil mi diye bakarsan. O böyle herkesi kızdıran taraflarını, bu adam da böyle ne şeker diye bakarsan. O zaman yavaş yavaş onu gözünde büyütüyorsun. Ve sevmeye başlıyorsun. O zaman kim rahat ediyor? Kendin rahat ediyorsun. Kusurlarını görmemeye başlıyorsun. İşte Allah'la ilişkimiz de böyle olmalı. Kulluğumuzu ve haddimizi bilerek. Çünkü ibadet çok lütuf. Yani ben kulum, hiçim, bir şey değilim diyebilmek çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Onun için zikir çok önemli ama gaye önemli. Nefsi yok etmek gaye. Hı hı hı. Evet. Kerim, burada ben sana şeyi sormak isterim. Bu hali edinme nin zorluğunu sormak isterim. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ben belli bir yaşa kadar dünyayı değiştirmeye çalıştım. Bir yaş geldi, yani olgunluk süresince de kendi dünyamı değiştirmeye çalıştım. Dolayısıyla bu tamamen kendi dünyanla alakalı bir konu. Çünkü ben şunu anlıyorum ki herkes bir evrendir, herkes bir dünyadır dediği noktada gerçekten böyle bir şey var. Senin merkezde olduğun ve dışarıdaki insanları yarattığın bir dünya var. Onlar asıl olan insanların bir avatarı. Yani senin kendi dünyan içerisinde onların bir karşılığı var. Ama onlar o değil. Sureti var. Aslına. Aslına göre sen onları yaratıyorsun kendi dünyanda. Ama kendi anladığın, kendi düşündüğün şekilde onları yaratıyorsun. Ve eğer yarattığın insanla gerçek insan arasında fark varsa o zaman arada bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ve hayal kırıklığına ben şöyle çok gülüyorum çünkü gerçek kırıklığı desen hani bir mantıklı bir şey olacak ama hayal kırıklığı zaten hayalin içerisinde bir kırıklık yaşıyorsun. Dolayısıyla aslında hayaline kırılıyorsun. Yani o kadar saçma kendi kelime üzerinden biz kelimeye evet. baktığın zaman hayale kırılıyorsun. Hayale kırılır mı? Ama gerçekten hayale kırılıyoruz. Zikir konusunda da ben de tabii annemle yani zikir çekmek belli bir ritüel içerisinde şey yapmak ama biz bunu hep metafiziksel olarak değerlendirdiğimizde şunu söylüyor. Her şey beni anlatır, her şey beni tesbih eder, her şey beni tesbih eder diye devamlı Kur'an içerisinde birden fazla ayette geçiyor. Bu ne demek? Her şey beni anar devamlı. Ve hatta işte biz Ataullah İskender'in bir kitabını çıkarmıştık. Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara suresi 152. Çok güzel bir şey. Şimdi bu bana şunu anlatıyor. Her zerrede, bizim haricimizde, insanları arkaya çek. Bütün zerrelerde aslında onun bir adı anılıyor devamlı. Bana göre zikir bu. Yani zikir onu duyabilmek. Dua gibi yani. La ilahe illallah seni çok tekrar ediyorum bana yanaş demek gibi. Evet. Onun için nefse emaneden... Nefs-i levvameye geçişte mürşitler la ilahe illallah zikri verirler. Aman çok çekin de
kendinizi unutun. La devrini geçin, ilah devrini geçin, la ilahe erin diye bunu çok verirler. Ve sayısından çok, ne kadar çok okursan. Bir de Kur'an'ın en güzel yanı ne biliyor musun? Kur'an'da diyor ki, yattığında da beni okuyabilirsin. Sağa dön, gene beni okuyabilirsin. Sola dön, beni okuyabilirsin. Kur'an kendisi söylüyor. Hani orada edepsizlik olmuyor devamlı Kur'an okumak. Evet. Mesela Ayetel Kürsü'yü ben her yatışımda okurum sağıma dönüyorum. Evet, evet. Bir de Kerimciğimiz çok güzel söylediği bir şeye de, bana da çok lisede öğretmenken, hocam siz polyanlacılık oynuyorsunuz derlerdi. Benim cevabım da şu olurdu, hayır. Çünkü polyanla ayağı kırılınca çöktü. Bizim ise İslam'daki şükür ayağın kırılınca başlar. O yani sıkıntı ve bela anında şükredebilmek önemlidir. Ondan zevk alabilmek önemlidir. Çünkü Allah'a en yaklaştıran nokta o sıkıntı, anları. Evet. Değil maalesef. Mi? Onun için yani İslam'ın güzelliği burada ve ahlaka erişmek için de mutlaka kulluğunu bilmek lazım. Kerim'in dediği gibi her yerde Allah'ı görmek sanatını elde etmenin yolu da her şeye hürmet etmekten geçer. Siz buna taşa bile dersiniz. Taşa ya. Bile. Yani taşa. Ayağının önüne gelen taşa bile vurma. Vurma. Çünkü onun da o madde evreninde elektronları bile Allah'ı anıyor diyorsunuz hep. Şimdi İbn Arabi'nin çok güzel bir sözü var. Bir elbiseyle kalp kırdıysan diyor, aynı elbiseyle gönül al ki elbise ruzu mahşerde senden şikayetçi olmasın. Evet. Hale bak kızım. Evet, evet, ne yani. Kadar derin. Hocam her gece gözlüğünü aynı yere koyarmış ki gözlük yerine alıştı şikayetçi ol. Güzelliğe bakar mısın? Burada bir şey daha ben söylemek isterim. Mesela şu kadar sayıda şunu çekin. Tabii her ebcette hepsinin bir sayısı var ama aşırıya kaçıldığı zaman mesela bazı kitaplar yazıyor. Gecede 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000. Onlar da biraz aşırılık, zaten insanlarda aşırılığa meyil var. Sonra dengeyi bozuyor. O dengeyi bozanlar bana geliyorlar. Ben de diyorum ki hepsini bırakın, 5 vakit namazınızı kılın. Çünkü dengenin bozulmaması lazım. Muaviye de Peygamber Efendimiz'e sormuş. Gecede 100 rekat namaz kılıyorum. Biraz daha verseniz de çok zevkli oluyor deyince, oğlum gece uyumana bak, gündüz 5 vakitini kıl, o sana yeter diye peygamberin emri var. Yani bir de bazı isimler vardır, o isimler henüz ona yapışmamıştır. Mesela Nur isminde çok celal var. İnsanlar bayıla bayıla nur çekiyorlar. O şöyle demek, sıkıntıya dayanırım. Sen hepsini yolla. Mürit de öyle. Mürit de öyle. Yani onun için hocam vermiyorsa, yani bir hoca sana şu kadar isim demiyorsa, onları kul kendi başına katiyen yapmasın. Özel rica ediyorum. Mesela Kahhar ismini binlerce kere çeken var. Beni kahret demek. Ama öyle bir hale gelir ki nefsi artık yok olmak üzeredir. O son kısımları da kahret anlamında kahkarı çekebilirsin. Ama o hale gelmemiş insanın kahkar çekmesi belaları üstüme yağdır demek gibi. Evet. Ama esas gaye o şeyin ismin manasına ermektir. Evet, evet, çok önemli bu söylediğiniz. Yani neyi söylediğine, neyi dilediğine hep dikkat et derler ya, aslında aynısı zikir içinde geçerli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.